Dragon oynayacağız. Bugün Norveç'e gideceğiz sizinle beraber. Mehmet bir sıkıntı yok herhalde değil mi? Bir şey söylemedin çünkü. O zaman çok güzel. PlayStation 5 lansmanını da birlikte izlemeyi planlıyoruz. O da kaçındaydı? Perşembe akşamı mıydı o? Çarşamba mıydı? Görmedim bir sıkıntı. Okey, hadi bakalım o zaman. Neymiş ki bu? Yeter artık. YouTube Türkiye'de artık neredeyse hiçbir yerde özgün ve gerçekçi bir içerik kalmadı. Türkiye'yi temsil eden en büyük kanalın bile yeterliceğim. Yeterli Bey. Tarzında içeriklerle 10 milyon olması yaratıcılıktan yoksun insanlara büyük bir yol gösteriyor. Büyümenin yolu kopyalamak. İçerikten esinlenmek veya bir konsepti kendine göre dizayn etmek sorun değil. Ama bir içeriği tamamen aynı konsept üzerinden çalmak, gelişmemiz ve kendi orijinal içeriklerimizi üretmemiz açısından tamamen bir engel. Orkun silahla vuruyor ve üstünde yelek var. Bunu izleyen 2 milyon kişi Orkun'a ateş edilmesini merak ettiği için video tıklıyor. Bu içinde şu mu mermi? Tıklanma sebebi ve bahşedilen içerik tamamen sahtelikten ibaret. Saçını üçe vurduğunu söylediği bir video. Ve bu videoyu tıklayan herkes Orkun saçını üçe vurduğu için açıyor. Aşırı kötü olduğunu düşünmüyorum. Kazanan izlenme, kazanılan para ve yapılan içerik tamamen yalan atılarak kazanılıyor. Senin için clickbait yapmak basit gelebilir. Ama gerçekten Türkiye'yi temsil eden büyük kanalların bu kadar gold digger içeriklerin bütün topluluğu kötü etkiliyor. Lütfen özgün olun. Kışkırtma içeriklerini halen anlamıyorum. Sadece bir insanın bu hareketleri... Kesinlikle buna ben de kesinlikle imzamı atarım bu arada yani. Kışkırtma içerikleri. İzleyeniniz varsa izlemeniz de çok garip geliyor. Ne olur kusura bakmayın. Yani izleyip gülene de anlam veremiyorum. Kamera açık olmadan yaptığını düşünün. Bak ben izliyorum diyor mesela. Anlam verememiş. Bu psikolojik açıdan sorun olarak adlandırılır. Ama eğlence adı altında yapılan bu iğrenç içeriğin video için yapılması onu normalleştiriyor. Ve bu tamamen yanlış. Birini bağlayıp onu özgürlüğünden alıkoymak ve yapmanı istemediği fiziksel eylemler yapmak sırf kamera yalındığı için normalleştiriliyorsam Türkiye izleyicilerinde büyük bir sıkıntı var demektir. Bir insana zorla acı çektirilmesi izleyicilerin istediği içerikse kafalar gerçekten bir şeyler başarmış. Sevinin kafalar. Çünkü bunlar sizin eseriniz. Dalga mı geçiyorlar lan? Lan elim ayağım gerçekten böyle şey bomboş hissedersin ya hani burana toplanır her şey. Artık ne yaptığınızın farkına varın. TikTok. Evet çok komik kışkırtma. Kışkırtma. Çok gülüyorum ya. Kafalar yeni kışkırtma çekse keşke. Keşke. Çok gülüyorum. Tabii ki de ama biliyorsunuz ki bunu izletseniz denecek şey şu yani. Ya ne alakası? Ya ne alakası var? Tek mesaj güdüsü havalı olmak olan binlerce insanın sadece yürüyerek ünlü olduğu komik bir platform. Dance bile edemeyen yeteneksiz insanların yeteneği olan insanları izleyip sadece ekrana bakmaları bile 150 bin like alıyorsam sosyal medyamız yüz ve fizik hareketlerinden ibaret yapmacık bir topluluğa dönüşüyor demektir. Ama asıl saçmalığımız bunları yapıp ünlü olan insanlar değil. Asıl olayımız ünlü edenler. Hani kız çocukları babasını kıskanıyor ya. İleride bir kızım olursa acaba beni annesinden kıskanır mı? Merak ettiğim iki şey var. İlki böyle nasıl görüyorsun? İkincisi bunun neden 12 bin like'ı var? Tamamen boş bir şey değil. Neden 12 bin like... Tamam. Sakin.
Şeyi çok merak ediyorum. Acaba ileride bir ornitorengim olsa beni diğer ornitorengimden kıskanır mı ki? TikTok eleştirmiyorsun, onu bırak boş ver, bunu boş. TikTok izleyicileri gerçekten TikTok içerik üreticilerinden daha kötü. İçeriği beğenmelerindeki tek yargıların üretinin güzel veya büyük götlü olması. Mizah seviyeleri kendini maymunlaştıran insanlar. Ve hayattaki tek büyüklük anlayışlarım güzel veya yakışıklı olma kaygısı. Yaratıcılıktan ve zekilikten yoksun. Beyin eriten içerikleri artık bırakın. Umarım daha iyi şeyleri hak ettiğinizi bir gün anlar ve buradan kurtulursunuz. Artık sosyal medyanın yarısı çocuklar tarafından kullanılıyor. Eğer gelecekte daha kaliteli bir topluluk istiyorsak, şu anki kitlelerimizi güzel içeriklerle büyütmeliyiz. Hiçbir çocuk günde 12 saat boyunca yürüme TikTok'larını izleyip birbirine işkence yapan kanalları taklit etmemeli. Etik dışım, sadece para kazanmak için yapılan, çılınan veya sahte içeriklere maruz kalmamalı. İnsanlara doğrudan küfür edip, iğrenç bir şekilde aşağılayan videoları bırakıp, izlerinde onlara dönüşmeleri. 31 saniye demiş. O piçi izlemem ben ya. Yeter artık. Section of my team is news. You were there, I knew not. Oh. Ay böyle çocukların birbirlerine yaptıklarını görünce gerçekten bana bir şey oldu yani yemin ediyorum ki bana bir şey oldu.